Bir sosyal deneyin sonuç kısmında boş bırakılan yere verilen yargılardan hangileri getirilebilir? Deney Facebook tarafından yapılmıştır. 700 bin kullanıcıya yapılmıştır. 700 bin kullanıcı ikiye ayrılmış ve bir gruba sadece olumsuz haberler, diğer gruba da sadece olumlu haberler gönderilmiştir. Yani karşılarına bu tarz haberler çıkarılmıştır. Ve sonuç şaşırtıcı ve düşündürücüdür. Çünkü insanlar karşılarına çıkan haberlerden etkilenmektedir olumsuz haberleri gören kullanıcıların daha karamsar şeyler paylaştığını tespit etmişlerdir. Ve diğer bir deyişle diyerek yine burada anlatılanlarla ilgili bir sonuç ortaya konulabilir. Facebook'un iletişim alanında her geçen gün yaygınlığını arttırmasının sırrı ortaya çıktı. Yani böyle bir yaygınlık arttırma sırrı bu sonuçta ortaya konmamıştır. Burada sadece insanların olumlu ve olumsuz haberlere verdiği tepkilerden bahsedilmektedir. Bu getirilemez. Facebook'un isterse toplumu yönlendirecek şekilde insanların kararlarını etkileyebileceği ortaya çıktı. Evet. Yani insanlar karşılarına çıkan haberlerden etkilendiğine göre Facebook'ta bu güce sahip olduğuna göre demek ki insanları toplumu yönlendirecek bir güce sahiptir. Bu getirilebilir. Facebook'un kullanıcılarının fikirlerini istediği gibi yönlendirebileceği güce sahip olduğu ortaya çıktı. Evet. Yani karşılarına iyi haberler çıktığında daha iyimser oluyorlar. Kötü haberler çıktığında kötümser haberler paylaşıyorlar. Demek ki insanların fikirlerini etkileyebiliyor Facebook. Dolayısıyla bu da getirilebilir. Cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir. Bu parçanın hareketle Tolstoy'un kuramı ile ilgili hangileri söylenebilir? Bir eserin sanat eseri olabilmesi için anlatım yani sanatçının duygularını dile getirerek aktarabilmesi şarttır. Yani her ürünün sanat eseri olamayacağı söylenebilir. Çünkü sanat eseri olabilmesi için anlatım şarttır. Evrenselliğe ulaşan eserin değerli olduğu, verilen parçada eserin evrenselliği ile ilgili hiçbir anlatım yapılmamıştır. Evrensellik vurgusu olmadığı için bu söylenemez. Sanatçının verdiği duyguların faydalı olması gerekir. Evet, Buluşan duygunun yararlı türden bir duygu olması şarttır. Bir sanat eserinin değerli olabilmesi için. Yani sanat eserinin değerli olması için birkaç şart gerekmektedir. Bunlardan biri de işlenen duygunun yani sanatçının verdiği duygunun faydalı olması gerekir. Dolayısıyla bu da söylenebilir. Eserin ünlü olmasının değerini gösterdiği. İşte bu söylenemez. Şimdi burada büyük halk yığınlarıyla buluşmasının bir şart olduğu ifade edilmiştir. Yani ünlü olma büyük halk yığınlarıyla buluşabilme anlamına gelir. Ama diyor ki bu yetmez. Bir şart daha var. Yani illa ünlü olması o eserin değerli olduğunu göstermez. Şartlardan diğeri de işlenen duygunun, buluşan duygunun yararlı türden bir duygu olmasıdır. O yüzden yani eserin ünlü olmasının değerini gösterdiği söylenemez. Hangileri söylenebilir denildiği için cevabımız 1 ve 3 D seçeneğidir. Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bu tarz sorularda verilen parçada iki konu bulunmaktadır ya da bir konunun iki farklı yönü ele alınmaktadır. Bu sebeple iki paragrafa ayrılabilmektedir. Yapmamız gereken düşüncenin yönün değiştiği cümleyi bulmaktır. Şimdi parçayı okuduğumuzda ilk kısmında yani 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerde doğa döngüsündeki önemli tarihlerin Türkler için önemi ifade edilmiştir. Yani tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomi meydana getirdiği için Türkler 21 Haziran ve 21 Aralık çok önemlidir. 4 numaralı cümleden sonra ise 21 Aralık'ın Türkler açısından ne gibi bir anlam ifade ettiği ve bu tarihteki ritüellerden bahsedilmiştir. Yani düşüncenin yönü değişmiş sadece 21 Aralık'la ilgili bir anlatım başlamıştır ve 21 Aralık'ında dediğim gibi kutlanış biçimi yapılan ritüeller bize aktarılmıştır. Dolayısıyla düşüncenin yönü değiştiği için cevabımız 4 numara C seçeneğidir. Bu parçada konuşan bakırcı ustasının belirttikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Evet yoksul bir ailede dünyaya geldiğini ifade etmiştir. Eve ekmek götürülmesi gerektiğinden babası da mecburen bakırcının yanına çırak vermiştir bu bakırcıyı. Belirttikleri arasında bakırcılığa zorunluluklardan dolayı başladım ifadesi bulunmaktadır. Çırak olarak başladığım bu işte. Önce kalfa oldum, daha sonra kendi dükkanımı açtım. Yani mesleğimin çeşitli aşamalarını bizzat yaşadım. Evet, bu da vardır. Önceleri yalnızca ihtiyacı karşılayan bakır eşyalar yaparken, sonra sonra süs eşyası olan bakır eşyalar üretmeye yöneldim. Çünkü mutfak eşyası olarak bakırın yerine geçen ucuz eşyalara rağbet arttı. Yani ürettiğimiz eşyaların işlevi zaman içinde değişime uğradı. Bu da vardır. Hele salgından dolayı turiste gelmediği için artık bakırcılık işinin karın doyurmadığından bahsediliyor. Yani mesleğimiz küresel gelişmelerden etkilendi. Belirtilenler arasında bu da vardır. Bu mesleği seçmiş olduğum için pişmanlık duymaktayım. Herhangi bir pişmanlık ifadesi bu parçada bulunmamaktadır. Ama hani bu mesleğe meraklı olan kişilere artık hiçbir şeyin aynı olmadığını söylemek gerekir diye bir ifade kullanmış. Ama buradan bu mesleği seçtiğine dair bir pişmanlık anlaşılmaz. Parçada herhangi bir şekilde pişmanlık belirtilmemiştir. Usta olmuştur. Çok ustalar yetiştirmiştir. Yıllarca ekmek yemiştir. E, dolayısıyla bu belirtikler arasında yoktur. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada buluşlarla ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Evet vurgulanmak istenen Başta dile getirilmiştir bize bu parçada. Yani tümden gelin metoduyla yazılmıştır. Birisinin banyodan dışarı fırlayıp evraka diye bağırdığı keşiflere az rastlanır. Daha çok dönemin bilimsel bilinci içinde zihinler ve fikirler buluşur. Ardından da matbaa makinesi gibi teknolojik gelişmeler kaydedilir. Yani önce dönemde bir bilimsel bilinç oluşur. Zihinler fikirler buluşur. Yani bir birikim meydana gelir. Daha sonrasında bu birikim üzerine teknolojik gelişmeler kaydedilir. Yani keşifler yapılır. Birisinin böyle evraka buldum diyerek banyodan çıkıp bir şey keşfetmesi çok nadir rastlanan bir durumdur. Sonrasında da örneklerle bu açıklanmıştır. Yani burada vurgulanmak istenen bilimsel buluşlar az miktarda başka faktörlere bağlanabilir. Yani rastlantılara, tesadüflere bağlanabilir. Ama daha çok birikimin ürünüdür. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra özellikle akademisyenler tarafından hazırlanan dosyaların PDF formatlarına kolaylıkla ulaşabildiğim siteler bu karşılaştırmayı yapabildiğim kaynaklar olduğu cümlesi getirilebilir. Şimdi bize verilen cümlede çok önemli bir ipucu var. O da bu karşılaştırma ifadesidir. Çünkü kendisinden önceki bir cümlede karşılaştırma yapılmış ve bu karşılaştırma denilerek oradaki anlatıma gönderme yapılmıştır. Hangi cümlede karşılaştırma yapıldığını bulalım. O da 3 numaralı cümledir. Bu sitelerde bile gördüğüm hemen her bilgiyi başka kaynaklarla karşılaştırmayı da unutmam. İşte bu karşılaştırmayı yapabildiğim kaynaklarda akademisyenler tarafından hazırlanan dosyaların pdf formatlarına kolaylıkla ulaşabildiğim sitelerdir. Yani bize verilen bu cümlenin 3 numaralı cümleden sonra getirilmesi gerekmektedir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bir parça oluşturan cümleler tıpkı bir zincir halkası gibi birbirlerine bağlıdırlar. Bu bağlılığı sağlayan unsur da konudur. Eğer bir cümle konunun dışına çıkmışsa düşüncenin akışını bozmuştur. Bize verilen parçada birinci cümlede yenilikçi robotik ürünlerle son zamanlarda sıkça karşılaştığımız ifade edilmiştir. Sonraki cümlede bunun bir örneği verilmiştir. Yani Stanford Üniversitesi'nin geliştirdiği tüp biçiminde bir robot bu yenilikçi robotik ürünlere bir örnek olarak verilmiştir. Ve 4 numaralı, 5 numaralı ve 6 numaralı cümlelerde bu robotla ilgili anlatım yapılmıştır. Yani bu parçanın konusu Stanford Üniversitesi'nin geliştirdiği tüp biçiminde robottur. Ama 3 numaralı cümlede bu konunun dışında bir anlam bulunmaktadır. Robot teknolojisindeki gelişmeler acil durumlarda insanların yardımına koşmaktadır. Koşuyor. Yani robot teknolojisinin insanların yardımına koşmasının bu konuyla bir ilgisi yoktur. İkinci cümlede geliştirilen robottan bahsediliyor. Dördüncü cümlede bu robottan bahsediyor. Ama üçüncü cümle araya girmiş ve anlam bakışını bozmuştur. Cevabımız 3 numara B seçeneğidir. Bu parçanın anlatımıyla ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sayıp dökmelere yer verilmiştir. Gece ile ilgili benzetimler bize sayıp dökülmüştür. Gecenin geleceği, geldiği, indiği, sardığı, gömdüğü hep birer benzetim olarak söylenebilir. Burada sayıp dökmelere yer verilmiştir. Bu benzetimlerde ve gecenin üzerimize kapanmakta olduğu, bizi ezeceği gibi ifadelerde de mecaz anlamlar bulunmaktadır. Yani sözcükler gerçek anlamların dışında kullanılmıştır. Dolayısıyla sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır söylenebilir. Bu parçada sözde soru cümleleri de vardır. Bunu hangimiz karar verebildi? Yani hiçbirimiz karar veremedi. Hangimiz utanç duydu? Yani hepimiz utanç duyduk, duymadık ya da boş avuntulara salmış olmuyor muyum? Yani boş avuntulara salmış oluyorum. Bunlar karşılığında cevap beklenilmeyen sözde soru cümleleridir. Bir de sözde soru cümleleri kullanılarak okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir hava oluşturulmuştur. Yani söyleşi üslubuyla yazılmıştır, söylenebilir. Okuyucuyu olay içinde yaşatma amacının ürünüdür. İşte bu söylenemez. Çünkü o öyküleme anlatım biçiminin özelliğidir bir olay anlatılmadığı için, burada ortaya bir düşünce konulduğu için okuyucu olay içinde yaşatma amacı yoktur. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçanın hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ortak çıkarlar uğruna insanların birlikte yaşamaları, birlikte karar almaları bir zorunluluktur. Şimdi insanların birlikte yaşamalarının, birlikte karar almalarının zorunluluk, zorunluluk olduğundan bahsedilmiştir. Ama bu ortak çıkarlar uğruna yapılmaz. İnsanlık adına yapılır. İnsan olmaktan kaynaklanan bir zorunluluktur. Bu yargıya ulaşılamaz. İnsan olmanın gerini anlayabilmek adına bütün insanları sevmek vatandaşlık görevidir. Yani böyle bir vatandaşlık görevi ortaya konmamış... Burada anlatılanlar yetkinliğe ulaşmak isteyen insanın yapacağıdır. Yani siz yetkinliğe ulaşmak istiyorsanız bütün insanlığı sevmelisiniz. Dolayısıyla bu yargıya da ulaşılamaz. Doğal davranışlarımız dışarıdan yapılan müdahaleler ile iyi manada değişebilir. İyi manada değil de kötü manada değiştiğinden bahsedilmiştir. Sevgi bütün insanda var ama fanatizm insanda bu sevgiyi öfkeye dönüştürür ve insanları ötekileştirir. Dolayısıyla bu yargıya da ulaşılamaz. Dostluk ve kardeşlik olgusu bütün insanlara aynı seviyede verilmiş olan bir duygudur. Yani bu duyguların insanlara aynı seviyede verildiğine dair bir anlatım yapılmamıştır. İnsanın sevdiği şey onu bencilleştirir. Bencilleşen insan diğer insanlarla yarışa tutuşur. Evet burada fanatizmin yarattığı öfkeden kasıt işte budur. Fanatizm bir şeye aşırı bağlanma, onu aşırı sevmedir. Dolayısıyla Öfkenin de temelinde aslında sevgi vardır. Yani insan sevdiği şey yüzünden bencilleşir, diğer insanları ötekileştirir ve onlarla bir yarışa tutuşur. Dolayısıyla bu yargıya ulaşılabilir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada tundura iklimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Düşük sıcaklığa ve kuraklığa uyum sağlamış olan kısa boylu çalılar, otlar ve yosunlardır. Bu bitki örtüsüne tundura adı verilir. Evet bu cümlelerde hangi bitki örtüsüne tundura dendiğine değinilmiştir. Kuzey yarımkürede 60 derece paralel civarında görülmektedir. Avrupa'nın kuzey kıyıları, Kuzey Sibirya, Kuzey Kanada, Krolla Adası kıyıları ve orta kuşaktaki yüksek dağlarda etkilidir yani görüldüğü bölgelerin nereler olduğuna değinilmiştir. Toprak yılın büyük bir bölümünde donmuş olarak bulunur. Yani toprağın bu iklimde hangi halde bulunduğuna değinilmiştir. Yağışlar metrekareye 200-250 milimetre düşmektedir yağışların miktarını ve hangi şekilde olduğuna değinilmiştir. Evet, cümlenin devamında genelde kar şeklindedir denilerek hangi şekilde olduğundan da bahsedilmiştir. Aylara göre sıcaklık değişiminin kaynağına buna değinilmemiştir. Yani tamam yıllık sıcaklık farkının 60 dereceyi bulduğundan işte kışın eksi 30 eksi 40 derece arasında olduğundan bahsedilmiştir sıcaklığın. Ama aylara göre sıcaklık değişiminin kaynağından bahsedilmemiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Öncelikle verilen parçaların konusu tespit edilir. Her ikisinde de şiddet konusu işlenmiştir. Her ikisinde de şiddetin tanımı yapılmıştır. Ama bunlar farklı tanımlardır. Her ikisinde de şiddete örnek verilmiştir. Yani aynı konuyla ilgili tanımlar yapılmış ve örnekler verilmiştir. Farklı görüşler yok. A seçenini eliyoruz. Farklı konular yok. C'yi de eledik. Farklı bakış açıları yok. Çünkü konunun farklı yönleri de diyor zaten. Bunu da eledik. Aynı düşünceye yönelik farklı durumları bir çıkarımdan hareketle ele almaktadır. Hayır. Yani farklı durumlar bir çıkarımdan hareketle ele alınmamıştır. Aynı olguyu yani şiddet olgusunu farklı ifadelerle, farklı tanımlarla ve örneklerle açıklayıp tanık, tanımlamaktadırlar. Evet bu söylenebilir. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamda bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sondan üçüncü olur? Bu seviye, bu devirler, bu bağlam Lensing'e göre bunlar kendilerinden önce bir anlatımın yapıldığını gösteren ifadelerdir. Ve giriş cümlesi olamazlar. Bu parçanın giriş cümlesi 5 numaralı cümledir. En genel anlam ve bağımsız olan cümle 5 numaralı cümledir. O yüzden parçanın giriş cümlesi ilk cümlesi 5 numaradır. Giriş cümlesini tespit ettikten sonra birbirine gönderme yapılan ifadelerle diğer cümleler birleştirilir. Şimdi 5. cümlede toplumlarında insanlar gibi çocukluk, gençlik, olgunluk gibi devirlerden geçti ifade edilmiştir. Bakın bu devirler denilerek 5 numaralı cümlede ifade edilen devirlere gönderme yapılmıştır. 5'ten sonra 2 gelecek. Bu devirler tarih boyunca gelişim basamaklarının bir bütünleyicisidir. Bu bağlamda dinlerin gelişimi toplumların gelişimine de şahitlik etmiştir. Lessing'e göre diye başlayan cümle bizim 4. cümlemizdir. Eğitim bireyin manevi güçlerini geliştirip bir bütün olarak davranışlarında vicdan prensibine dayanmasını sağlayacak seviyeye getirmektir. Şimdi burada bir seviyeden bahsediliyor. E bu seviye denilerek de 4 numaralı cümleye gönderme yapılıyor. Yani 4'ten sonra da bir gelecek. Hani son bir iki cümlede bağlantı tam ortaya çıkmamış olabilir ama göndermelerle bu netlik kazanıyor. Birinci cümleye bu seviye diyerek başlanılmış. E seviyeden kasıt 4. cümlede bahsedilmiş zaten. Yani 1-4'ten sonra gelecek. Şimdi bize sondan üçüncü soruluyor. Sondan üçüncü, baştan üçüncü fark etmez. Ortadaki cümledir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Şimdi birinci boşluktan önce çünkü denilmiştir. E evet, çünkü betimleme işin sadece bir kısmıdır ve anlamlandırma olmaksızın hiçbir değer taşımaz cümlesi burada açıklanacaktır açıklama bitmiyor ama boş bırakılan yerle beraber devam ediyor. Kısa bir süre sonra eskir ve onun yerini yenileri alır. Yani bir geçicilik durumu söz konusu. Betimlemenin ile ilgili bir anlatım yapılmış. Bunu arıyoruz. Bilim tarihi ancak betimlemenin anlamlanmasıyla kalıcıdır. Yani bu getirilebilir çünkü kalıcılık var. Ama kalıcıdır denildikten sonra kısa bir süre sonra eskir, onun yerini yenileri alır ifadesi getirilemez. Eğer bu cümlede olmasaydı, direkt bunu koysaydık çünküden sonra olurdu. Ama bir numaradaki boşlukla sonrasındaki gelen cümlenin uyumlu olması gerekiyor. O yüzden bu getirilemez. Bilimin anlam kazanmasında icatlar değil, onların sürekliliği esastır. Şimdi betimleme ve anlamlandırma kısmından bahsediliyordu. İcatların sürekliliğinden değil, o yüzden bu da getirilemez. Bilimle anlamlandırma değil, betimleme geçicidir. Tamam betimlemenin geçiciliğinden bahsedilmiş. O yüzden bu olabilir. Bilim tarihi bir keşifler hikayesi değil. Keşifler geçicidir. Bakın bir geçicilik var. Bu da getirilebilir. Bilim tarihi keşif yapmak değildir. Bunu anlamlandırmak kalıcıdır. E, kalıcıdır ifadesinden sonra kısa bir süre sonra eskir onun yerini yenileri alır getirilemez. Bunu da eledik. Bilim tarihçisinin nasıl görevi? bilginlerin bilimsel keşiflerini saymaktan ve sıralamaktan ziyade bakın saymak ve sıralamaktan ziyade belirlediğimiz seçeneklere bakalım. Bilim tarihinin öncülerini belirlemektir. Bakın burada kişiliklerin daha önemli olduğu ifade edilmiş. Yani bilim tarihinin öncülerini belirlemektir tamam getirilebilir. Bilimsel kişilikleri yeniden canlandırmaktır getirilebilir. Çünkü kişilik üzerine durulmuş. Öyleyse amaç keşifleri kaydetmek değil, bilimsel düşüncenin gelişimini yani yani'den sonraki ifade bilimsel düşüncenin gelişimiyle ilgili olacak. İnsanın duygusal gelişimini belirleme. Hayır, duygusal gelişim değil burada. Bu getirilemez. Çünkü biz bilimsel düşünceden bahsediyoruz. İnsanın bilincinin gelişimini açıklamak olmalıdır. Bakın, bilincin gelişimi, bilimsel düşüncenin gelişimi evet daha uyumlu. Bu getirilmelidir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi sanat görüşlerini bu şekilde açıklayan bir eleştirmenin bir şiiri eleştirirken süreç içinde soracağı sorulardan biri olamaz? Evet, bir kişi eğer eline kağıt kalem alıp bir işe başlamışsa mutlaka bir yere varmak istiyordur. Yani bir amacı vardır. Yolculuktaki niyet ve varılan menzil benim için en önemli kriter demiştir. Yani şairin şiir yazmaktaki amacı nedir? Bu eleştirmenin sorularından biridir. Bir yazın yolcusunun vardığı yer varmak istediği yerden uzaktır diyorsam onu başarısız bulurum. Yolculuğu da yorgunluktan ibaret görürüm. Yani bu şiirde amacına ne derece ulaşmıştır? Bu eleştirmenin sorularından biridir. Eğer amacına ulaşmamışsa o zaman başarısızdır. Bir de arada yol var. iç içe yan yana ana yol, tali yol, patika yol, cılga ana yoldan kastı öncekilerin ve çoğunluğun gittiği yoldur. Yani gelenektir ve ondan yararlansın, onun rotasını takip etsin, o yolu bilsin isterim. Yani şiirin gelenekle bağının olup olmadığını merak ediyor. Gelenekle bağı varsa başarılı kabul ediyor. Şiir geleneklere ne kadar bağlıdır ve yeniliklere ne kadar açıktır? Evet. Bu onun sorularından biridir. Çünkü burada yenilikten kastı zaten anlatılmış farklı patikalardan gitmeli, dağ güllerine, işte farklı kır çiçeklerine ulaşmalı. Herkesin gittiği yoldan giderse e, herkesin ulaştığı yere ulaşır. E bu sanat olmaz o zaman, zanaat olur." diyor. Yani bir farklılık yapacak, farklı patikalardan gidecek, arada bir farklı şeylerle tanıştıracak. Bu bir yeniliktir, aynı zamanda özgünlüktür. Yani şair şiirde kendine özgü bir üslup ortaya koymuş mudur? Bu da yine eleştirmenin sorularından biridir. Çünkü heves, tutku, bilgi bir işe yaramaz. Bir yürüyüş yöntemin yoksa. işte bir yürüyüş yöntemi bu kişinin kendi yöntemidir. Özgünlüğüdür. Uslubudur. Şair ait olduğu ekolün içinde özel bir yere sahip midir? bununla ilgili bir anlatım yapılmamış. Yani ekolün içindeki yeriyle ilgili bir anlatım yapılmamış. O yüzden eleştirmenin sorularından biri değildir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu köşe yazısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bazen şarkılar zihnimizde sürekli tekrar eder başlıklı bir köşe yazısı verilmiştir bize. Ve olumlu soru kökümüz var. Hangisi söylenebilir? Parçada yani bazen hepimizin başına gelen bir durumdan bahsedilmiştir. Bir melodi, bir şarkı zihnimizde tekrar eder durur. Bunun bilimsel bir nedeni ortaya konulamamıştır şimdiye kadar. Ama bir takım görüşler, varsayımlar vardır. Yani duyduğumuz bir şarkı kısa süreli bir bellekte biraz fazla durduğunda yani diğer bilgilere göre fazla durduğunda bu tekrar etme işinin gerçekleşebileceği söylenmektedir. Yani bununla ilgili bir görüş bize aktarılmıştır. İstemsiz olarak ortaya çıkan hatırlamaların yetenekli olan bağlantısına gönderme yapılmaktadır. Yani yetenekle olan bağlantıya gönderme yapılmamıştır. İnsanlarda olan bazı istemsiz hareketlerin bilimsel gerçekliği örneklerle açıklanmaktadır. Bakın bilimsel gerçeklik açıklanmamıştır. Bilimsel bir kanıt ortaya konulmamıştır şimdiye kadar. İhtimallerin hangi sonuçları doğuracağı konusunda bir ön yargı belirtilmektedir. Hayır böyle bir ön yargı belirtilmemiştir. İşitsel uyarıcıların görsel uyarıcıları baskıladığı araştırmalarla kanıtlanmaktadır. Yani böyle bir baskılamadan görsel uyarıcılardan hiç söz edilmemiştir. O yüzden bu da söylenemez. Bazı çıkarımlar ve tahminlerle yani bilimsel bir kanıt olmadığı için görüşler dile getirilmiştir. İnsana özgü bir yeteneğin yani şarkıyı hatırlamanın, onu mırıldamanın işleyişine yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Yani insanın bunu neden yaptığı ile ilgili görüşler, tahminler açıklanmıştır. Bu söylenebilir cevabımız C seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle verilen durumlardan hangilerine gönderme yapılmamıştır? Bu parçada bebeklerin ilk ay içerisinde yüzlerindeki sivilcelerin sebepleri üzerine durulmuş. Bize bunun nedeni anlatılmaya çalışılmıştır. Böylece denilerek kendinden önceki cümlede anlatılan duruma gönderme yapılmıştır. Anne sütünde de hormonlar vardır. Östrojen hormonu düşük ağırlıkta bir hormon olduğu için anne sütü yoluyla bebeğe geçer. Annenin östrojen hormonu bebeğin cildindeki yağ bezlerini uyarır. İşte yağ bezleri uyarıldığı için sivilceler ortaya çıkar. Yani Sivilcelerin ortaya çıkmasındaki asıl sebep anne sütüdür. Dolayısıyla beslenme yoluyla oluşma, zemen hazırlaması buna gönderme yapılmıştır. Çünkü ilk ay anne sütünden östrojen hormonu alıyor. Bu östrojen hormonu da yağ bezlerini uyarıyor. Böylece denerek bu durum kastedilmiştir. Belirli sürelerde gelip geçici olması, gelip geçici olması durumuna gönderme yapılmamıştır. Bazı belirtilerin şartlara göre anormal olması, hayır yani anormal belirtilerden yine söz edilmemiştir. Buna gönderme yapılmamıştır. Şimdi belirli sürelerde gelip geçici olması parçanın son kısmında açıklanıyor. Yani böylece denilen durum değildir bu. Bunu belirtelim. Bize hangilerine gönderme yapılmamıştır diye sorulduğu için cevabımız 2 ve 3'tür. E seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Evet parçada manga bize anlatılmıştır. Manga bir çizgi romandır. Japonların çizgi romanıdır. Manga kelimesi ilk olarak 1770'li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Ve manga kelimesini kullanan Hakusai'den bahsedilmiştir. Dolayısıyla manga kelimesinin nasıl ortaya çıktığına değinilmiştir. Ve Japonların Budizmi kabul etmesiyle beraber Japonya'da yapılan tapınaklarda bir takım karikatürler bulunmaktadır. İşte bu karikatürler manga gibi çizgi romanların atası sayılabilir. Yani Japonya'da çizgi romanın atası kabul edilen ögeye değinilmiştir. Ve parçanın bütününde işte kökeninden bahsedildiğine göre sonrasında gelişiminden de bahsedilmiştir. Yani Japonlardaki çizgi romanın tarihçesine değinilmiştir. Ve manganın yani Japonların bu çizgi romanının başka ülkeleri de etkilediği ifade edilmiştir. Japonya'ya komşu ülkelerin çizgi roman kültüründe etkilemiştir cümlesinde bu duruma değinilmiştir. Manga çizgi romanının ilk yaratıcısına. Bakın, ilk yaratıcıdan bahsedilmemiştir. Yani bu kelimenin ilk defa ne zaman kullanıldığından, işte kullanan kişinin hangi amaçla bu ismi kullandığından bahsedilmiştir ama çizgi romanın ilk yaratıcısının kim olduğundan bahsedilmemiştir. En kökeninde ne olduğundan da bahsedilmiştir. Yani tapınaklardaki karikatürler çizgi romanın atası kabul edilmektedir ama manga çizgi romanın ilk yaratıcısından bahsedilmemiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada bahsedilen manga ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Manga, Japonların çizgi roman için kullandıkları sözcük olup anime çizim sanatı ile çizilir ve sağdan sola doğru okunur. Yani Japonya'da nasıl oluşturulduğu ve nasıl okuduğu yargısı çıkarılabilir. 19. yüzyıl boyunca kelime özel olarak üzerinde karikatürler bulunan ağaç bloklarını özellikle de Hokusai Katsushika'nın 1819'da yayımlanmış olan ve öğrencilerin yararlanması için kendisinin çizdiği taslak, çizim ve karikatürlerini adlandırmakta kullanılmıştır. Dolayısıyla bir asır boyunca bazı kavramları karşılamak için kullanıldığı yargısı bu parçadan çıkarılabilir. Manga Aynı zamanda Çin, Tayvan ve Güney Kore gibi Japonya'ya komşu ülkelerin çizgi roman kültüründe etkilemiştir. Yani kültürel etkilenmenin sonucunda ortaya çıkan gelişmelerin doğuşuna zemin hazırladığı yargısına ulaşılabilir. İlk defa çizgi roman dergilerinde seri halde yayımlanmış, daha sonra da kitap haline getirilmiştir. Yani Çizgi romanının önce dergide yayınlanmış olduğu sonradan kitap haline getirildiği yargısı çıkarılabilir. İçerik olarak insanları ve hayvanları konu olan karikatürlerden oluştuğu bu yargı çıkarılamaz. Çünkü böyle bir durumdan bahsedilmiyor. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Özellikle son 10-15 yıllık bir süre içinde önemli bir popülerlik kazanan Karadeniz müziği ana akım medya ve sosyal medya üzerinden daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. Yani sosyal medyanın Karadeniz müziğine etkisine değinilmiştir. Karadeniz kemençesi diğer yaylı enstrümanlardan ayrılan özgün bir çalım tarzına ve repertuara sahiptir. Yani Karadeniz kemençesinin diğer yaylı çalgılardan ayıran çalım tarzının olduğuna değinilmiştir. Bugün Karadeniz kemençesi sadece Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde değil, 20. yüzyılın başlarında nüfus mübadelesi nedeniyle Yunanistan'a göç eden Karadenizli Rumlar arasında da icra edilmektedir. Yani Karadeniz kemençesinin ülke dışında da icrasına değinilmiştir. Yine tarihsel bir olayla yurt dışında yaygınlık kazanmasının ilişkili olduğuna da değinilmiştir bu cümlede. Karadeniz kemençesinin son 10-15 yıllık süreçte öğrenildiğine hayır buna değinilmemiştir. 10-15 yıllık süreçte popülerlik kazanmıştır. Yoksa bu süreçte öğrenilmiştir gibi bir anlatım yapılmamıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçadaki Karadeniz kemençesi ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri söylenebilir? İcrasını Yunanistan'daki Rumların gelişen teknolojiyle öğrendiği söylenemez. Yunanistan'daki Rumlar bunu nasıl öğrenmişlerdir? Nüfus mübadelesiyle Karadeniz'den Yunanistan'a dönen Rumlar vasıtasıyla öğrenmişlerdir. Yoksa teknolojiyle değil. Küresel etkileşimin artmasının kemençe icralarına da yansıdığı, evet bu söylenebilir. Kitle iletişim araçlarının ve internetin gelişmesiyle birlikte Yunanistan'a göç eden Karadenizli Rumlar ve Türkiye'deki kemençe icracıları arasındaki iletişim ve etkileşim artmış. Doğal olarak aynı kültürel geçmişten gelen bu insanların etkileşimi kemençe icralarına da yansımıştır. Evet. O yüzden bu yargı söylenebilir. Bu bağlamda Karadeniz kemençesi hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da Karadenizli halkların en önemli ve sembolik çalgısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani Karadenizli halkların simgesel bir çalgısı olduğu söylenebilir. Bize hangileri söylenebilir dendiği için cevabımız 2 ve 3 E seçeneğidir. Az uyumanın zararlarının anlatıldığı bu afişte verilen bilgilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? Sağlık sorunlarına yol açtığına kesin olarak ulaşılabilir. Çünkü soğuk algınlığı, mide sorunları, baş ağrısı ve migren kilo artışıyla ilişkisi vardır. Bunları artırmaktadır. O yüzden sağlık sorunlarına yol açar. İş hayatını olumsuz yönde etkilediği, bakın kesin olarak çıkarılamaz. Tamam hani öğrenme güçlüğü çektiği için insan iş hayatında başarısız olabilir ama direkt iş hayatına olan bir etkiden bahsedilmemiş. Mevcut hastalığın ilerlemesine yol açtığı, bakın reflüyü daha da kötüleştirebilir denilmiş, buna da ulaşılabilir. Obozitenin kronikleşmesine neden olduğu, kronikleşme demek yani kalıcı hale gelmesi demektir. Burada bir yönelimden bahsediliyor ama yani obositeyi kronikleştirdiğine dair bir anlatım yapılmamış. O yüzden ona da kesin olarak ulaşılamaz. Yani ulaşılabilir ama kesin değildir trafik kazalarına neden oldu. Bu da öyle. Yani ulaşılabilir ama kesin değildir. Tamam azalan görüşten bahsediliyor. Yani görsel yanılgı ve halüsinasyonlara yol açmaktadır. Bulanık görme gibi çeşitli görme rahatsızlıklarına yol açmaktadır. Ama araç kullanıyorsanız trafik kazalarına neden olur. Araç kullanmıyorsanız neden olmaz. O yüzden kesin olarak ulaşılabilir diyemeyiz. Kesin olarak ulaşılabilenler bize sorulduğu için cevabımız 1 ve 3'tür. A seçeneğidir.